Bu podcast'te sayıp sövmeden nasıl yapacağım? İnanın hiç bilmiyorum. Benim için de bir challenge olacak bu podcast. Çünkü malum parti gider ayak yine yapıyor yapacağını. Yapmaya da devam edecek. Zaten sinirlendiğimiz noktada bu. Bir dönem daha başta dururlarsa artık kimleri kimleri serbest bırakır bunlar? Ne olaylara izin verirler? Kimlere izin verirler? İnanın artık böyle düşünmek bile istemiyorum. Yani şu haber bile aşırı sinirimi bozuyor. O yüzden yer yer es vereceğim. Bazen böyle sesimde bir değişiklik olursa bilin ki arada böyle ben bir küfür etmiş olabilirim. Biraz mola vermiş olabilirim o sıra sonra tekrar kayda geçmişimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamen yerli ve milli bir yapı diye nitelendirdiği Hüdapar Hizbullah ilişkileri iddiaları gündemdeki yerini korurken terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında yer alan ve 183 vatandaşın kaydı ile 58 tetikçinin daha sessiz, sedasız serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tanık ifadeleri ele geçen silahların balistik raporları, yakalanan tetikçilerin birbirleri aleyhine verdikleri ifadeler savcı huzurunda yaptırılan tatbikatlarda yer göstermede bulundukları için suçları sabit görülen farklı tarihlerde ve farklı mahkemelerde yargılanan 58 Hizbullahçı anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikte eylemlerde bulunmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmışlardı. Yargıtay Ceza Dairesi toplanan delillerin hukuka uygun olduğunu, sanıkların gerek gözaltında gerekse savcı huzurundaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri, görgü tanıkları ve dinlenen mağdur ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde yerel mahkeme kararlarında isabetsizlik görülmediğinden sanıkların temiz başvurularının esastan reddiyle hükmün ayrı ayrı onanmasına oy birliğiyle karar verildi. Haklarında kömür boyu hapis cezası kesinleştiği için cezaların infazı aşamasına geçilen hükümlü izbullahçılar kapatılan DGM'nin devamı niteliğindeki ağır ceza mahkemelerine başvuruda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulundu. Hükümlü Hizbullahçılar DGM'lerde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanmadıklarına gözaltında ifade verirken avukat bulundurulmadığını, o hal kanununa dayanarak uzun süre gözaltında tutulduklarını, bu süre zarfında işkence ve kötü muamele gördüklerini, davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığını gerekçe gösterip bizi yeniden yargılayın dedi. Bu talepleri jet hızıyla kabul eden, altını çiziyoruz burada jet hızıyla kabul eden ağır ceza mahkemeleri yeni esas ile duruşma bile açmadan dosya üzerinden teker teker yargılamanın yenilenmesi talebini kabul ederek hükümlü Hizbullahçılar hakkında ayrı ayrı infazın durdurulmasına karar verip serbest bırakılmalarına karar verdi. Tahliye edilenlerin aralarında IŞİD'in Türkiye emiri olmak suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılan Ebu Hanzala Kot adlı Halis Bayoncuk'un babası Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden olan ve onlarca kişinin kaçırılarak sorgulanıp sonrasında öldürülmesi emrini veren Hacı Bayoncuk ile Diyarbakır'da bir hücre evin Diyarbakır'da bir hücre evi baskınında özel harekat polisi Adem Bayrakçı'nın şehit olduğu operasyondan kaçan Mehmet Çiçek de bulunuyor. Serbest kalan 58 tetikçinin 183 kişinin öldürülmesinin yanı sıra 306 kişinin de satır ve silahla ağır yaralandığı saldırılarda bizzat yer aldıkları bildirildi. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Hüdapar'la yakın ilişkilerin böyle bir sonucu var. Sonuçta Hüdapar sadece size oy vereceğiz bizi de meclise sokun gibi bir olaya girişmiyorlar. Aynı anda diyorlar ki bizim silahlı örgütümüzün de biraz şu suçlarını affedin. AK Parti'nin zaten ilk defa yaptığı bir şey değil herhangi bir İslamcı terör örgütüyle işbirliği. Daha önce de bol bol bunları yaşadık. En basiti Suriye'deki olayları biliyorsunuz. Şu an bizim toplumda şöyle bir olay gerekiyor aslında. Mahkemenin de üstünde, meclisin de üstünde bir halk cephesi gibi bir şey. Ama buradaki halk cephesi dediğim şey solun bahsettiği cephe gibi bir şey değil. Yani herhangi bir siyasi gruba bağlı olabilecek bir şey değil. Meclis yeri geldiğinde yanlışlar Aldığında, ...cumhurbaşkanları, başkanlar, bakanlar yanlış kararlar aldığında... ...hakimlerimiz, savcılarımız yanlış kararlar aldığında... ...bunlara dur diyebilecek yeri geldiğinde onları yargılayabilecek bir örgüt, oluşum, dernek... ...artık nasıl derseniz deyin böyle bir oluşum gerekiyor bizde. Çünkü sonucunu görüyorsunuz işte. Müebbet cezaları kesinleşmiş terör örgütü üyelerini yıllar sonra biraz oy alabilmek için serbest bırakabiliyorlar. Bundan daha beter çok az şey görürüz bu siyasi sahnelerde. Bu insanların serbest kalması sizin için belki bir şey ifade etmeyebilir boş bir düşünceyle bakınca. Ama bu insanlar şu an onların örgütlerinin içinde kahramanlar. Geri dönecekler, kendi örgütlerinde oluşumlarında yüksek konumlara geçecekler. Yeni planlamacılıklar yapacaklar. Bu kesinleşmiş suçlulara, ağır suçlulara. Bakın siz biraz daha suç işleyebilirsiniz ileride demek için bir fırsat ya. Ve şöyle bir şey var. Bunlar artık 3-5 oyun peşine düşmeye başladılar. Çünkü gerçekten gidiciler. Gider ayak ne yaparsak yapalım kafasına girmeye çalıştılar. Ama yaptıkları her karar onlara getireceği oydan daha fazlasını kaybettiriyor. Hüdapar'ın size kazandıracağı bir oy yok. Toplasan 100 ya da 150 bin. Kaybettireceği oyu bir düşün. <laughs> Bunun matematiğini yapamıyorlar. Malum zeki kesim orayı terk edeli çok oldu. Liyakat sahipleri artık oralarda pek bulunmuyor. Nasıl olsa diyor ki yeğenlerini atacaklar o durumlarda da. En başından beri yaptıkları en büyük hata da bu oldu. 3-5 oyun peşine düşelim derken kat kat fazlasını kaybediyorlar her seferinde. Da olan bize oluyor işte. Mesela muhalefetteki böyle bir şey yapsa yapamaz zaten. Başa geçmesi gerekiyor. Başa baştaki ise elindeki güçleri oyun arttırabilmek için her türlü kullanabiliyor. Umarım diğer kesimler AK Parti'nin aldığı bu kararları bir kenara not alıyordur en azından. Koltuk değiştiğinde çok hızlı bir şekilde bu kararların iptali, bu kişileri tekrar hapse sokma artık toplayabildiğini en azından aldığı bütün hataları toparlaması gerekiyor. Neyse ki bir ay kaldı bakalım bir ay sonra neler olacak. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.